Efendim yolculuğumuza devam ediyoruz ve yeni yayın döneminde de sizlere merhaba diyoruz. Yolcu yolunda gerek diyerek başladık. Kamil Patan'la yolculuğa devam diyerek yeni dönemimizi sürdürmüştük. Bir müddet ara verdik. Biraz bizi özlediniz ama bundan sonra yeni formatımızda sizlerle seyahat etmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Fındık hasadının başladığı şu günlerde çok hoş sürprizlerimiz olacak. Bizimle seyahat etmeye hazırsanız koltuğunuza oturun ve bir 55 dakikayı bize ayırın diyor, yolculuğumuzu başlatıyoruz. İyi seyirler efendim. 28 plakamda gezerdim yaylalarda, çok neşeli oluyorum da sevdiğimin yanında. Çok neşeli oluyorum da sevdiğimin yanında da sevdiğimin yanında. Çok neşeli oluyorum da sevdiğimin yanında. Çok neşeli oluyorum da sevdiğimin yanında da sevdiğimin yanında. Fındık zamanı geldi, hasatlar başladı. Giresunlu ustalarımız yavaş yavaş yerel tatları taze taze sizlere servis etmeye başladılar. Öncelikle fındıklı dondurma var mı diyelim? Var dedi ustamız. Fındıklı dondurmayla başladık zaten dedi ve farklı bir damak tadı oluştu dedi. İnsanlar çok beğenerek talep etmeye başladı. Sonrasında cevizli ve incirle harmanlayarak cevizli bir dondurma yaptık. Sonrasında da Karadeniz'in, özellikle Giresun'un taflan olarak bilinen kara yemişinden bir dondurma yaptık dedi. Ben ustamı bir tanıyayım. Önce ustama bir merhaba diyeyim. İsim nedir efendim? Ben Oğuz Uzal. Giresunluyuz. Dondurmacılıkla uğraşıyoruz. Babadan kalma bir meslek. Çeşit çeşit dondurmalar yapmaya çalışıyoruz. Şu anda fındıklığımız Giresun'a aittir. Burada taflanımız, ileride de kokulu üzümden, yani İzabelle üzümden dondurma yapılacak. Her zamanın meyvelerinden dondurma yapıyorum. Peki, hemen yavaş yavaş gidelim. Şimdi biz mümkün olduğunca olmayanları ya da çok fark edilmeyen yetenekleri yakalayıp ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerle buluşturuyoruz. Ondan sonra zaten izleyicilerimiz sizlere akın akın geliyorlar. Şimdi fındıklı dondurma dedik. Benim çok dikkatimi çekti bu fındıklı dondurma. Genelde fındıklı dondurma denildiğinde fındık ezmesi gibi bir şey geliyordu önümüze. Bir iki yerde daha bu önüme sunulmuştu ama bu Oğuz Usta'nın yapmış olduğu fındıklı dondurma aroması çok değişik. Fındık yemiş gibi oluyorsunuz ama böyle dondurmayı da o lezzeti de, o şeyi de alıyorsunuz. Nasıl ifade edemiyorum, yemeniz lazım. Nasıl yapıyorsun ustam, şöyle bunu, çok fazla sırrına girmeden? Bunu fındıkla bal kaymağı karıştırıyorum ve güzel bir çifte kavrulmuş fındıkla beraber çok çok lezzetli oluyor. Bir de yapılış önemli. Yoksa herkes fındıklı dondurma yapar. Bu fındıklı dondurmanın yapılışı çok değil. Söylemem diyorsun. Yok, o başka. O bana ait. O bende sır da diyorsun. Bana peki kaç senedir dondurmacılık yapıyoruz hocam? Vallahi 30 yani... senedir, 30 senedir yapıyoruz. Babamız yapıyordu. Sonra biz devam ettirdik. İşte devam ediyoruz yani çeşit yaparak. Ne kadar çeşit yaparsak Giresun'umuza ait meyveler, işte meyvelerin hepsi, fındık falan olsun, taflan. Bunlarda değişik bir versiyon yaparak tatlarını güçlendirmeye çalışıyorum. Dışarıda yediğim bazı yemeklerden örnek alıp yediğim şeylerden onlara göre dondurma yapıyorum. Geliştiriyorum. Hiç aynı şekilde kalmıyorum. Şöyle bana gel Yılmaz, gel. Bak burada bir gazan süt var. Bu sütü tamamıyla köyden özellikle gitmiş ustam. Nereden? Eğribel'in başından. Eğribel'in başından tamamıyla ot yayılan besiyle beslenmeyen hayvanların sütünü toplamış ve bu sütlerle beraber bu dondurmayı yapmaya başlamış. Aslında sırrın bir tanesini ben yakaladım. Doğal
süt kullanıyor ustam. Evet. Doğru mu? Hiç kazı süt kullanmıyorum. Çünkü dondurmayı bozuyor. İçinde katkı malzemesi var. Dondurma yumuşuyor, bir şeyler yapıyor ama bu sütteki dondurmanın lezzeti hiçbir yerde yok. Şimdi Oğuz ustamla sizleri buluşturma sebebim öncelikle fındık hep kabuklu yemiş olarak alınır. Ağaçlardan toplanılır. İşte şu anda hasat başladı. Ağaçlardan toplanılır. Zor da bir hasadı vardır. Ondan sonra yine kırılır belki iç fındık olarak piyasaya sürülür. İşte mamül hale dönüştürülmesi Oğuz ustam gibi ustaların sayısının artmasıyla daha da artacak ve Giresun'un fındığı ve Karadeniz'in fındığı daha da değerlenecektir. Bu noktada Oğuz ustam önemli bir misyon üstlenmiş ve fındığı değerlendirmek adına kendisine bir görev edinmiş ve babadan gelen mesleğini deneme yanılma Ar-Ge çalışmalarıyla beraber efendim Giresun'a hizmet, Karadeniz'e hizmet şeklinde yönlendirmeye çalışmış. Sadece fındık değil tabii. Şebin Karayis'in cevizi de var. Bu fındığımız hiçbir şeyde tadı yok. Hiçbir kuru yemişte. Yani çok lezzetli. Bir de Şebin Karayis'in ince kabuklu cevizinden ince ceviz yaptık. Bu cevizi zaten Şebin Karayis'e gittiğimizde baktım ki tadı çok lezzetli. Bundan dondurma yapmayı düşündüm. Bir de incirimiz buranın meşhur olduğu için incirle ve cevizi bir araya karıştırıp bu mamülü getirdim. Ve en çok satılan ürünlerden çok bir tanesi de bu. Bunlar, evet bana. Bunlar. Fındık, bu. Şu anda taflan biraz yeni başladık. Yeni çıktığı için o da tutulmaya başladı şu anda. Bu da bizim meşhurumuz. Ak taflan ve lezzetlidir. Yani buruşturmaz. Her şeye iyi geliyor. Şekeri koyuyorum. Şeker birdenbire kayboluyor ortalıktan. Çünkü o kadar şeyli, sağlıklı. Yani şeker hastaları da diyor aynen. Bunu kullanabilir. Aynen. Çok da fazla şeker basmıyoruz içerisine. Evet. Çünkü kendi içerisindeki aroması bunu öldürüyor. Şeker öldürüyor. Peki ustam, şimdi biraz sonra senin satış yaptığın yere de geçeceğiz. Tamam. Çocuklarına da sohbet edeceğiz. Senin hikayeni oradan devam edeceğiz ama babanın, geç bakayım oğlum, şu dondurmayı benimle beraber öğreneceksin demesi kısmından alalım. Nasıl başladı Oğuz usta böyle dondurma yapmaya? Öncesinde zorlandı mı? Yani yapmasam dediği oldu mu? Babamın mı? Senin. Benim yok. Ya bu mesleğimiz oldu. Başka bir meslek olmayınca bunu devam ettirmek zorunda kaldık. Babamızın da mesleğini devam ettirelim dedik. Biz de böyle yine başladık. Ben zaten severek yapıyorum bu işi. Sevmeyerek yapsam zaten bu lezzeti bulamam. Yani bunu yapmam için önce benim kendim mutlu olacağım. Yediğim şeyden haz alacağım. Ben değil, karşımdakinin memnun olması, yediği zaman bana övgü yapması, bu yetiyor bana. Başka bir şey yok. Para, pul önemli değil. Yani bu devam ettirmek. Peki sen çocuklarını yetiştiriyor musun bu anlamda? Vallahi yetişiyor şu anda. Okulu bitirdikten sonra devam eder inşallah. Yani üniversite okuyor şu anda. Kabul ederse devam eder. Etmezse ben devam ederim. Bu önemli bir meslektir. Çünkü bu mesleği öldürmemek lazım. Çünkü tekrar söylüyorum. Oğuz ustamın kendine has el lezzetinin haricinde görele dondurması artık tescillendi, bilirsiniz Giresun'da. Ve görele dondurması bir marka haline geldi. Şimdi Oğuz ustam ve Oğuz ustam gibi birkaç kardeşin yapacak olduğu çalışmayla beraber Giresun belki bir Kahramanmaraş dondurması kadar üne sahip olabilecek fazlasıyla doğal aromaları olan bir il. Evet. Dolayısıyla da iyi ustalarla beraber güzel çalışmalar çıkıyor. Şu anda Karamaraş'ın dondurmasından misli iyidir dondurmam. Diyorum ben. Çok iddialıyız bu konuda. Valla ustam böyle söyledi. Maraş'tan cevap hakkı doğdu. Onlar da gerekli cevap. Beraber deneyelim. Kiminki iyiyse beğensin de. Peki, ben gider onlara gerekirse aynen. Çalışırım. Aynen. Eğer benimkinden iyilerse aynen. Diyorsunuz. Aynen. Peki. Aynen. Peki o zaman gidelim mi sizin çalışma yaptığınız yere doğru?
çalışma tezgahına geldik ve aileyi komple tezgahın başına topladık. Efendim tek başına değil Oğuz Usta. Arkasındaki kadro güçlü. Hem yenge hem çocuklar babalarıyla beraber bu işe kendilerini adamışlar. Ve sadece babalarının gelirine katkı anlamında değil, memleketin özellikle Giresun'un ekonomik kazancına da ve değerlerine de katkı sağlamış oluyorlar. Fındık, ceviz, incir, kokulu üzüm, taplan, daha ne var abi? Giresun'a ait ne varsa hepsini değerlendirmişsiniz. Ne güzel. Çileğimiz dağ çileğidir. Meyvemiz köylerden gelen böğürtlen, Giresun'umuza ait. Giresun'da hangi meyve çıkıyorsa onlardan erikli, çilekli, limonlu hep Giresun'da yetişenlerden. Ama fındığa değer katmak adına yapmış olduğunuz özellikle fındıklı dondurma ve incir cevizli dondurma benim favorim oldu. Biraz önce taflanlı dondurma yapmışlar. Taflandan dondurma yapmışlar. Yani karayemişten dondurma yapmışlar. O da çok lezzetli geldi bana. Hemen yengeye şöyle bir mikrofon uzatayım. Merhabalar. Merhabalar. Kaç yıllık evliyiz? 27. 27 yıldır dondurmaya siz de katkı sağlıyor musunuz? Katkı sağlıyorum, evet. Yani hadi kalkalım seninle beraber bu dondurmanın şurasını da sen tamamla. İşte eksikleri var, beraber yapalım. Genelde ilk tadan ben oluyorum. Genelde ilk tadım bende oluyor. Tutup ya da tutmayacağı konusunda da fikir beyan ediyorum. Ona göre de eşim devam ediyor. Abi sağduyunu yanına almışsın, evet, belli. Aynen. Belli, sağduyunu yanına almışsın. Peki hanımefendi, kızımız, oğlumuz. Yetiştiriyor mu babamız? Var mı hani dondurmaya ilgi? Ben de öğreneyim baba, yarın meslek olur. En azından hani okuyoruz muhakkak, belki eğitimimizi tamamladık ama ne bileyim, bu da bizim babadan kalma mesleğimiz, el sanatımız olsun dedik mi? Dedik, illaki dedik ama başka mesleği yapacağım için kardeşim daha çok ilgilenecek bu alanla ilgili. Biraz daha beylere ticari anlamda ve sosyal anlamda güç ve yükümlülük düşüyor gibi gözüküyor. Hemen şöyle beni takip et. Beni takip et. Ben çünkü direkt tezgahın başına topladım abileri, dedim. Böyle böyle bir arada olursak daha iyi olur. Seni tanıyalım mı? Ben Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Babamın mesleğini yapmaya çalışacağım, ancak ilk okulumu bitirmem gerekiyor. Ama bitirdiğim takdirde bu işe devam edeceğim. Hiç mutfağa sokmadın galiba. Soktum. Ya genel olarak aslında çoğu şeyi biliyorum. Yani ben de yapıyorum bazı şeyleri. Ama tabii onun kadar da lezzetli olmuyor olabilir. Biraz öyle. Ama adamın yüzündeki güzelliğe bakar mısınız? Aynen. Lezzete bakar mısınız? Aynen. Direkt dondurmaya yansımış. Benim babam lokanta işletiyordu. Ve ben 6 yaşımda mutfağa soktu. Geç bakayım dedi. Başlayacaksın ve hayata mutfaktan başladım. Belki meslek olarak şu anda sunum yapıyor olabilirim. Evet. Üniversitede akademisyen olabilirim ama babamın mesleğini de koluma taktım. Onu da aldım. Ama bizim evde yemeğimiz güzel olmuyor. Dondurmamız efendim, güzel oluyor. Ama onu da siz yemeği de siz tamamlıyorsunuz. Ne güzel oluyordur. Peki, şimdi başka neler var? Çünkü buraya çok farklı turların gelip memnun kaldığını duyuyorum ben. Hani Giresun'a gelip sizin Isırgan dondurmalar... Isırgan otlu yaptı. Yani bizim burada sırgan deniyor. Sırganlı dondurma yaptım, denedim. Kızılcıklı, Giresun kızılcığı. Giresun denedik. Kokulu üzüm. Bunları çıktığı zaman yapıyorum anında. Kendim yani ne beğeniyorsam deniyorum. Olduysa oldu, olmadıysa yapmıyorum. O zaman şöyle bir hemen ben sizin adınıza deneyeceğim. Şöyle bir tane bir külah alayım. Giresun'un hazırlamış olduğunuz şeylerinden. Beyefendi, evet. Yakışıklı delikanlı bana bir versin şöyle. Evet. Benim çevrem çok geniş, evet. Ama buradan sığdım, hayret. Şöyle çevrem geniş ama sığdım. Bu neyli? Fındıklı bu. Fındıklı, tamam. Ekleyin yanına başka bir şey. Ne var? Taplan koyabilirim ya da incir ceviz. Taplan ve incir ceviz. Azar azar. Çok fazla. Az. Daha az lütfen. Tadımlık. Ben kameranın önünde yiyemiyorum. Kapattıktan sonra yiyeceğim, merak etmeyin. Şöyle. Evet, bu ne? Bu incir ceviz. İncir ceviz, taplan, evet. Fındık. Şimdi fındıktan alıyorum. Bakın, tekrar söylüyorum. Fındıklı dondurma birçok yerde, hatta 3-5 yerde, birçok yerde de değil, gösterildi bana. Ama birazcık fındık ezmesi tadı aldım ama burada bayağı içerisinde birbirine işlemiş. Aynen. Süt, dondurma, fındık, yani o farklı bir aromayla
çok güzel vermişsiniz, sunmuşsunuz. Tebrik ederim. Bu Şebin Karahisar cevizinden dedi. İnce kabuklu ve yağlı ceviz dedi. Evet, yağlı. Bakalım, bir de bizim incirimizi kullandık dedi. Giresun'un inciriyle yaptık dedi. İncir cevizden. Bence. Yüz ifadem nasıl bilmiyorum ama ben çok beğendim. Yani çok güzel. Taplan her haliyle her derde devadır. Özellikle anneannemin bana tavsiye ettiği bir yiyecektir. Anneannem 110 yaşında bu arada. Maşallah deyin, ömrü uzun olsun. Ve gençliğini, ömrünün uzunluğunu yemiş olduğu bu doğal yiyeceklere bağlar. Oğuz ustam, evet. Bir 60 senelik senin ömrün var gibi geliyor bana. Aynen. Değil mi? Aynen. Allah ömrünüzü uzun etsin, aynen. Muhabbetiniz şen olsun. Hanımefendi, meslek neydi bu arada? Size es geçtik ama. Doktorum ben. Tamam, her türlü tamamlamışız. Her türlü tamamlamışız. Memnun oldum. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben Giresun'a gelip sizi muhakkak ziyaret edeceklerini düşünüyorum. Giresun'a gezmeye gelenlerin. Herkesi Giresun'a ve bekliyor. Şöyle alalım sizi şu şekilde alırsak. Giresun'un kendine has lezzetlerini dondurma olarak sunuyor Oğuz Usta ve ailesi. Biz onlara da bir merhaba dedik. Sağ olsunlar. Yoğun günlerinde bu sıcak havanın altında bize zaman ayırdılar. Biz de sizlerle buluşturduk. Şimdi başka ziyaretlerimiz olacak. Farklı mekanlar, değişik kültürler ve güzel insanlarla baş başa olmak üzere biz buradan ayrılıyoruz. Sizler de Giresun'a geldiğinizde Oğuz Usta'nın dondurmasından tadın diyoruz. Ben dondurmamı alıp gidiyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın. Dondurmamızı yedik ama bizi kesmedi. Karadeniz'in güzel sahillerinden bir tanesine, Eğirce plajına geldik. Yaşar ustam bize bu plajın güzel yanlarını anlatacak. Niye anlatacak? Çünkü biraz önce buraya geçerken saklı bir cennet olduğunu gördüm ben burada. Ağaçların arkasında farklı sesler geliyor. İnsan cıvıltıları, mutluluk sesleri. Bir uğradım Yaşar ustamla, biraz biz kamera arkasında konuştuk. Kamera önüne taşımamız gerekiyor bu konuşmaları dedik. Yaşar ustam, önce seni bir tanıtalım insanlara. Kaç senelik yaşantını denize adadın ve kaç senedir bu plajın içerisindesin? Sonrasında da biraz önce bana söylediğin şeyler var, çok hassas ve önemli şeyler var. Bizler birçok yeri geziyoruz ama denizlerin içerisindeki ilginç, farklı tedavi yöntemlerini ya da alternatif tedavi yöntemlerini sizden öğrendik. Mesela nedir diye sorarsanız, buradaki yosunların özellikle insan cildine çok iyi geldiğini, yurt dışında bunu ilaç sektöründe kullanmak, krem için kullanmak adına özellikle Japonya'dan talep edildiğini söyledi ustam. Gelin burada dedi, bizzat o yosunları yüzünüze serin, yeterlidir dedi. Evet. Denizimize girin, dinlendiğinizi fark edeceksiniz. Çünkü sodalı su da karışıyor denizimizin içerisine ve farklı bir dinlenti veriyor insana dedi. Ve devamını sana veriyorum. Kaç senedir denizlerdesin abiciğim? 50 yılım denizlerde geçti ve 20 yıldır da bu plaj işletme cilini yapıyorum. 1800-2000'e yakın ağacımız var plajda. Dünyanın en fazla ağacı olan bir plajı. Suyunun temizliği ve suyunun sığlığıyla meşhur. 50 metre geliyorsun 50 santim, 1 metre, 100 metre gidiyorsun 1 metre. 20 yıldır burada kendi işimin başında can kurtaranım. Daha bir kimseye bir can simidi atmadım, böyle bir tehlike olmadı. Burası da koyu olduğu için deniz dalga yapmıyorum. Bazı anonslar falan yapılıyor ama anons yapıldığı zaman vatandaş geliyor buraya, bakıyor, bu da dalga yok.
Denizimizin bir de şöyle bir özelliği var. Karşıda bir maden ocağı çıkmış zamandan, maden şeyi var. Buradan denize sızan maden suyunu da gözü görmesi için denize girip yarım saat sonra çıktıktan sonra gözü takmadan bu da gaz sokuyorsun. Denizimizin böyle bir özelliği var. Bunlar çok büyük bir iddia aslında. Yani tabii bunların tıbben araştırılması lazım ama diyor ki ben yıllardır bu denizde örneği bu da denize giren bir insanım. Ben gözlük takmıyorum. Evet. Ben 70 yaşında var mısın? 70. 63. 63 yaşındayım diyor. Ben gözlük takmıyorum. Senin gözlüğün şişenin arka camı gibi diyor. Evet. Dolayısıyla bu aramızdaki farkı gösteriyor. Ben diyor bak çakı gibiyim 63 yaşında bu deniz sayesinde. Evet. Sen diyor iki koştun oradan taştan taşa atladın, nefes nefese kaldın. Evet, yoruldun. Tabii araştırmak lazım. Bir de yüzdeki pürüzsüzlük dikkatimi çekti Yılmaz. Bir yakından alırsan Yılmaz Yaşar abiyi. Yüzdeki pürüzsüzlük belki iddialar araştırmaya yönelik yapılan iddialar ama iddiaların örneği karşımda olduğu zaman evet yüzde pürüzsüz gayet diri ve canlı bir deriye sahip. Bana sorarlarsa ben daha 28 yaşındayım. Yani bana sorarsa 63 değil 28 yaşındayım. Görmek isteyen iddia ederim. Gelsinler işte kumiyle, deniziyle, plajıyla plajımızı görsünler. Peki bir de burada krallar ve kraliçeler evet. Kalmış dedin. Balayını burada geçirmiş. Evet, diyor. Evet. Şurada şu Büyük Erice üzerinde Roma İmparatorluğu'nun sarayı 1299-1600 küsur yıllarına kadar işte Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u alanıya kadar burada sarayları var, burada yaşamış etmişler ve kraliçenin burada ziynet eşyaları bulundu. Mezarını açmışlar. Şimdi kralın var diyorlar. Burada da en az eskiden banka yok, saraylardan maaş verilmiş ve 300 ve 250 küre yakın paranın olduğunu söylüyorlar. Biz gene de bunu çok iddia olarak belirtelim. Çünkü yarın bu plajı bulamayabilirsin abi. Buradan öyle bir ilanda bulundun ki burada ziynet avcıları özellikle buraya gelir darmadağın ederler. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyin. Bunlar tamamıyla iddia. Dördüncü Trodos balayını bu plajda yapmış. Evet. Yani burada bir kral kraliçe balayını burada yapmış diyor. Ve burada yaşamışlar. Şu sarayları burada. Büyük Erice üzerinde kalıntıları belli. Diyorsun. Evet burada yaşamışlar. Yani burası aslında gerçekten de bizim biraz önceki ifade ettiğimiz gibi gizli kalmış bir cennet. Evet, gizli kalmış. Böyle ağaçların cennet. Arasında evet. Ama içerisine girdiğiniz zaman kendinizi kaybettiğiniz bir cennet. Abi çok güzel bir yani cennetin içerisinde yaşıyorsun. Evet. Görüntüsü de örnek olarak karşımızda evet, duruyor. Evet hocam gez dünyayı gel gör ayrıcayı. Gelsin görsünler. Bakalım işte eğer ölmeden cenneti görmek isteyen varsa Erice plajına gelecek. Diyor Yaşar ustamız. Bir de şöyle bir şey var. Yaşar ustamızın balıkçılık hikayesi var. Buraya gelenlere muhakkak balık ikram ediyor. İlk balığı ben veriyorum diyor. İkinciyi zaten onlar istiyor. İkisinin birden parasını alıyorum ama diyor. Hiç affetmiyorum. Çünkü o lezzet beğenmedikleri takdirde para vermesinler. Ama beğendikleri takdirde o ikinci balık geldi mi birincinin parasını da alırım diyor. Evet. Değil mi? Evet. O kadar da iddialıyız evet, diyor iddialı. Lezzette. Peki efendim. Karadeniz'in sadece yaylalarıyla değil deniziyle, plajıyla bir tatil cenneti olduğunu tekrar sizlere hatırlatmak, özellikle tatil planı yapanlar için de Giresun, Trabzon, Ordu, Rize'nin farklı alternatifler ve özel alternatifler olduğunu belirtmek istedim. Ve Eğrice plajından sizlere görüntüler vererek buradaki insanların mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın buradaki insanlar da İç Anadolu'dan, özellikle Erzurum'dan çok gelen var ve güneyden de gelen insanlar çok fazla var. Karadeniz'de tatil yapıyorlar. Sizler de plan yapıyorsanız rotayı Karadeniz'e çevirin. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarası doktor çağırıyor. Türkiye'yi bilmeyen yoktur. Giresun'da ikamet ettiyseniz muhakkak bu ağıtı dinlemişsinizdir. Hele Giresunluysanız artık bir marş gibi hafızanıza kazınmış, dilinize pelesenk olmuştur. İşte o Eşref'in mezarına geldik. Giresun üstünde vapur bağırıyor,
Eşref'in yarasın anam doktor bağlıyor. Eşref'in yarasın anam doktor bağlıyor. Eşref'in anası. Ben 30 yıldır burada oturuyorum. Gedigalilerle de çok iyi tarihten beri ilişkilerimiz de var. Yerli ailesi bizim Giresun'un. Bu Eşref Bey ile ilgili tabii ki geliyorlar bayramlarda, dışarıdan yabancılar da geliyorlar. Türkiye ile ilgili soruyorlar. Biz de anlatıyoruz işte bu budur diye. Çok ziyaret varılıyor değil mi? Yani sadece akrabası ya, değil dışarıdan. Mutlaka akrabasından daha fazla dışarıdaki merak edip de gelenler soruyorlar. Mesela ben burada oturduğum için çok denk geliyorum. Biz de bildiğimizi anlatıyoruz. 28 yıllık bir ömür. Hikayedeki bahsedilen Eşref'in tabii, ömrü evet. Güzel ama acı biten bir ömür. Yani, gerçekten o Türkiye ile birlikte Giresun'un bir markası gibi olmuş. Soruyorlar mesela yabancı bizim etrafımızda çok, yurt dışında da çok gelirler misafirlerimiz. Gezerken bakarlar mezar taşlarını okunca merak ediyorlar. Giresun'u duymuşlar. Giresun'la ilgili bu Türkiye'de duymuşlar. Soruyorlar biz de anlatıyoruz. Hatta işte bu ailenin şurada 40 odalı bir ahşap konakları varmış, yanmış bu. Bu cami de tarihidir. Bu caminin 100 yılın üstündedir yani. Bu ailenin yaptırdığı camidir. Yani bu böyle. Eşref'i vuranın olur mu dostu? Giresunlu olup da Eşref Bey türküsünü bilmeyen yoktur zannımca. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor sarıyor sözleriyle başlayan bu türkü Eşref Bey ağıdı olarak da bilinir. Peki kimdir Eşref Bey? Eşref Bey 1905 yılında o zamanki adıyla Abdal diye bilinen Piraziz ilçesinde dünyaya gelmiş, dönemin sayılı ailelerinden Gedikalizadelere mensup, kişilik olarak son derece sosyal, cömert, yakışıklı, iyi giyimli, halk tarafından sevilen birisidir. Giresun merkezde, şimdiki ismi Fatih Caddesi olan Camlı Sokak'ta abisiyle kendilerine ait olan fındık fabrikalarını işletirler. 1933 yılında bir yakınının tavsiyesi üzerine fabrikasında muhasebeci olarak çalıştırmak için Hakkı isimli bir kişiyi yanına alır. Hakkı'yı geniş yetkilerle donatır. Ancak bir süre sonra fabrikada çalışan işçiler Hakkı'yı Eşref Bey'e şikayet ederler ve kendilerini rahatsız ettiğini, kendi çalıştıkları bölüme Hakkı Bey'in gelmesini istemediğini söylerler. Eşref Bey, Hakkı'yı işçilerin yanına gitmemesi için sıkı sıkı tembihler. Ancak kısa bir süre sonra Hakkı'nın yine zaman zaman işçilerin olduğu bölüme girerek işçileri sertlediği ve tersleştiği ifadesi Eşref Bey'in kulağına gelince Eşref Bey Hakkı'yı alır ve ağır bir şekilde azarlar. Giresun'da dostum var odana Hakkı bunu gururuna yediremez ancak sesini de çıkartmaz. İzleyen günlerde Giresun'da adet olduğu üzere Giresun Limanı'ndan fındık yükleyerek sezonun ilk nakliyesini yapacak olan gemi seferi için tören düzenlenir. O yıl ilk seferi düzenlenen fındıklar Eşref Bey'in fabrikasının ürünü olur. Tören bittikten sonra Eşref Bey Hakkı'yı da yanına alarak lokantada yemek yer. Ardından da fabrikaya dönerler. Ofiste sohbet esnasında Hakkı Eşref Bey'e tabancasını çok beğendiğini ve görmek istediğini söyler. Eşref Bey de tabancasını Hakkı'ya verir. Hakkı orada Eşref Bey'in tabancasıyla Eşref Bey'i vurur. Atma Hakkı atma, pişman olursun. Giresun beyleri de anam rezil olursun. Eşref Bey vurulduktan sonra son gücünü toplayıp Camlı Sokak'ta yer alan fabrikasından çıkar ve oradan geçmekte olan otel sahibi Talat Bey'e Hakkı beni vurdu Talat der. Hemen ardından çevredeki esnaf Eşref Bey'i hastaneye kaldırır. Ancak 2 saat geçmeden Eşref Bey'in vefat haberi gelir. Hakkı büyük bir takip sonrası yakalanır
ve cezaevine götürülür. İşte şu anda sizin dinlemiş olduğunuz Eşref türküsünün hikayesi böylece anlatılmıştır. Giresun üstünde bulutlar esti. Eşref'in Efendim, Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret ettik. Fındık bahçesinde yakaladı kendisini, sağ olsun kırmadı bizi ve hemen bahçeden çıkar çıkmaz onunla sizler adına bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncesinde seçimden sonra ilk defa bir araya geldik. Bundan dolayı da hem izleyicilerim hem kendim adına tebrik ediyorum. Giresun Belediyesi şenlendi diyerek yola başladınız. Bakalım Giresun Belediyesi'nde bundan sonra neler olacak? Sizlerle soru cevap şeklinde izleyicilerimize anlatacağız. Başkanım, bahçede çok güzeldiniz ya. Yani tam hasat dönemi, hafta sonu isabet de oldu. Güzel de bir kare yakaladık biz. Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşından beri bahçelere giriyor? Vallahi kaç yaşından beri derken ben de tabii öncelikle selamlarımı sunuyorum izleyicilerimize. Biz bahçede büyüdük, yani bizim bir yaşımız yok ya, doğduk bittik bahçelerdeyiz. Şimdi bahçe bizim için hayat tarzı. Bugün de böyle, dün de öyleydi. Ömrümüz olursa yarın da öyle olacak. Yani yaşam şeklimiz. Ama tabii bu dönemin bir güzelliği var. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, efendim herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zira hasat mevsiminden önce bir fiyat açıklandı. Güzel de bir fiyat vatandaşımızın beklentilerini de karşılamış oldu. Tabii rekoltemiz de iyi görünüyor. İyi görünüyor. Dolayısıyla fındık bizim için yaşam kaynağı, geçim kaynağı, her şey. Onun için şehrimiz adına, bölgemiz adına, fındık üreticileri adına ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu sene fındık toplamak daha neşeli. Değil mi? Daha şenlikli, daha güzel. Biz de onun için dikkat ederseniz böyle bir taraftan topluyoruz, bir taraftan şarkılarla, türkülerle, kemençelerle devam ediyoruz. Onun için iyi denk geldiniz ya. İmece usulü bizlerde de vardı. Anam beni götürdüğü zaman evet, muhakkak atma türkü yapılırdı. Ama burada tam kemençe, efendim şarkıların, bayanların şarkılara katılması falan, bilmiyorum biz tabii onu, o kadarını aktaramayacağız ama çok güzel bir ortam vardı. Evet. Başkanlık kimliğini belediyede bırakmış. Burada çok tabii, bizden birisi biliyoruz olarak gördüm. Başkanım, şimdi gelelim, Giresun Belediyesi'ni devraldık ve devraldıktan sonra aradan da biraz 4 ay bir zaman geçti. Neler oldu Giresun Belediyesi'nde ve neler olacak bundan sonra başkanım? Onları şimdi bir konuşalım Kamil mümkünse. Tabii teşekkür ediyorum öncelikle. Biz bu konuyu tabii zaman zaman basınımızla da buluşarak anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan sonra da bu rutin buluşmalarımız devam edecek. Çünkü nihayetinde belediye başkanıyız. Herkesin, bu şehirde yaşayan herkesin belediye başkanıyız. Şehrimizdeki yaşayan insanların da şehrin yönetiminin ne şekilde olduğunu, şeffaf yönetim gereğince bilmelerinde, bizim de sıkıntılarımızı, yaptıklarımızı, efendim planladıklarımızı, düşüncelerimizi onlarla paylaşmamız gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü hep beraber bir bütünlük, bütüncül bir yönetim düşündüğümüz için bu şekilde bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii sizler kanalıyla da izleyiciler
dinleyicilerimize, herkese bu 4 aylık süre içerisinde neler yapabildik, neler hedefliyoruz, çalışmalarımız ne aşamada, bunları da kısmen şöyle kısaca paylaşmakta fayda var. Lütfen. Şimdi tabii biz belediyeye geldiğimiz zaman bunu bir şikayet babında söylemiyorum. Bunu zaman zaman paylaşıyoruz zaten. Belediyenin ciddi bir borç batağında olduğunu biliyorduk. 250 trilyon civarında bir borçtan bahsediliyordu ama daha kötüsü acil ödenmesi gereken çeklerden bahsediliyordu. 45 trilyon civarında bir çek ödemesi hemen hemen gerçekleştirdik. Yaklaşık diğerleriyle beraber 50-55 trilyon civarında bir borç ödemesi yaptık bu süre içerisinde. Tabii burada gerek kaynaklarımızı kısarak gerekse işte kredilerle bazı bölgelerden takviyeler alarak bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Buradaki sıkıntımız şu, önce çarkı çevirmemiz gerekiyor ekonomik olarak. Bir şey yapacağız, bir işlem, bir şey yapabilmemiz için bu çarkı çevirmemiz gerekiyor. Onun için ama bir taraftan da tabii nedir? Belediyenin rutin çalışma performansı var. Bunu nasıl özetleyebiliriz? Bunu efendim temizlikle, su kanalla, efendim fen işleriyle ya da park bahçeler gibi böyle insanlarımızın birebir daha çok gördüğü, göze görünür kısımlardaki hizmet kalitesini de yükselterek bir taraftan devam etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan bir yapılanma süreci belediye içerisinde kurumsal kimlikte, kurumsal yapılanma içerisinde de ciddi bir sıkıntı vardı. Onu düzenlemeye çalışıyoruz. Ne gibi sıkıntılar vardı? Ya burada şöyle söyleyeyim. Bu işleyişte yani usule uygun olmayan, mevzuata uygun olmayan işleyiş şekilleri dost vardı. Dost arkadaş ilişkisini kurumsal olaya getirdi. Kurumsal. Yani bu çok önemli. Şimdi burası bir kurumdur aynı zamanda, belediyedir. Yani burada kurumsal niteliğini kazandırmamız lazım belediyeye tekrardan. Hani bu arkadaşımız var, eşimiz, dostumuz var, işimizi hallederiz mantığından ziyade herkesin işi hallolsun. Çünkü belediye hepimizin belediyesi. Şimdi Beyaz Masa kurduk, faaliyete geçti. Fiziki olarak da altyapısını tamamladık. İnşallah bir hafta içerisinde herkesin sıkıntısına bakacağız. Belediyemiz çünkü nihayetinde partili partisiz, yani büyük küçük herkesin sıkıntısı olan olmayan herkesin belediyesidir. Herkes sıkıntısını getiriyor bize, biz yetişmeye çalışıyoruz efendim. Ama buradaki işleyişini tabii istiyoruz ki vatandaşımızın problemlerine de derman olalım. Bir şeyler yapalım. Tabii genel bir sıkıntı havası var. Problemlerin yürütülmesi açısından ama biz de bunları vatandaşımıza yansıttırmadan işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da bu rutin işlemlerimizi devam ederken giderken bir taraftan da bizim biliyorsunuz vatandaşımıza vermiş olduğumuz bir söz var. Vaatlerimiz var. Giresun'a yapılması gereken işler var. Bununla alakalı bu zamana kadar belediyemiz bünyesinde bulunmayan ve çalışmayan proje ofisimizi hareketlendirdik, harekete geçirdik, geliştirdik, yeniledik. Şimdi bizim 5 tane ana başlıkta özetlemiş olduğumuz bu vaatlerimizin, taahhütlerimizin alt başlıklarıyla beraber yaklaşık 40-50 civarında proje çalışmasının efendim bürokratik işlemleri, yazışmaları, izinleri, finansal kaynakların oluşturulması vesaire gibi bu sürecimiz devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde bir süre sonra inşallah ilk önümüze gelen, ilk fırsatta yakaladığımız projemizden böyle başlayarak artık insanımıza böyle kazmayı da vurarak şehrimizdeki şeyi devam ettireceğiz. Ama bir taraftan da farkındaysanız böyle çok acil, sıkıntılı, böyle problemli yerlere neşter olarak da gidiyoruz. Bu şehrimizin ihtiyacıdır. Bu zamana kadar tabii problemler hep halının altına süpürüldüğü için bizler mecbur bunu gün yüzüne çıkartıp bir taraftan da çözerek gitmek zorundayız. Ama inşallah bir süre sonra sistemimiz kendiliğinden işler hale gelecek. Bir sene veriyoruz diyorsun. Tabii. Şimdi ben zaten şöyle vatandaşımıza gittiğimiz zaman 6 ay, 1 yıl içerisinde bize çok dokunmayın dedik. Biz bunu bakın ayaklarımız yere basarak söyledik. Niye? Çünkü hizmete geldiğimiz zaman biliyorduk ki içerideki bu ekonomik sıkıntı, kurumsal sıkıntı, içerideki personel sıkıntısı, şimdi çalışmayan personellerimiz vardı biliyorsunuz yani. Hala da işte kontrol altına aldık parmak iziyle giriş çıkışları ama hala kaçak durumda işte çalışmayan yapılarımız var. Bunları da çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları bildiğimiz için vatandaşımıza 6 ay bir senelik süre içerisinde kimse bize dokunmasın dedik. Bu sözümüzün arkasındayız ama
bu aşamada da tabii ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz. Yapıyı düzenliyoruz. Efendim projelerimizi takip ediyoruz. Ama inşallah böyle planladığımız üzere gidiyor. Devam sosyal ediyoruz. Hizmet belediyeciliğinde de çok ciddi. Mesela ben evet. ilk geldiğinizde Nisan ayına denk geliyordu. Evet, evet. Bayramları hepsi bu döneme denk geldi. Ramazan ve bence hani ben bekliyordum ki hani yeni bir belediye, yeniden yapılanan bir belediye ama hiçbirini eksiklik hissettirmeden devlette devamlılık esasıyla evet, beraber tabii, tabii. Gördüğüm kadarıyla her şey çok vatandaşın tabii, onu istediği beklemez. Gibi oldu. Tabii yani işte bir taraftan da bakın gerçekten belediyeciliğin en önemli ayaklarından birisi sosyal belediyecilik. Bunun içerisinde efendim eğlenceden al da garibana yardıma kadar her aşaması var. Şimdi biz o içeride de düzenlemelerimizi bir taraftan kurumsallaşma sürecimizi devam ettirirken bir taraftan da dışarıda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii Nisan ayından itibaren yaz dönemi biliyorsunuz kültürel sosyal hareketlerin en yoğun olduğu dönemler. Hele ki bizim gibi bir şehirde işte bunun içerisine iki tane 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milli bayramımız. Tamam. Şimdi Ramazan ve Kurban Bayramı da önümüzde iki tane dini bayramımız geldi. Bir de Mayıs 7'si 20 Mayıs şenliklerimiz bizim bölgemizin en eski uluslararası niteliğe sahip şenlikleri. Bunun dışında bir takım diğer kültürel faaliyetlerimiz. Biz bunun içerisine açık hava sineması gibi, sokak basketbolu gibi, okuma faaliyet aktivitesi gibi efendim bilmem diğer böyle bir sürü aklımıza gelmeyen faaliyetleri de katarak devam ettiriyoruz. Ramazan ayı içerisinde işte iftar sofralarıydı, Ramazan faaliyetleriydi vesaire gibi birçok kültürel faaliyetlerimiz de yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu şehrimizin insanın sosyal olarak beklediği şeyler zaten. Bu da bizim artık bundan sonra da rutin işlerimiz olacak. Başkanım. Hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha öncesinde de vardı, çok daha öncesinde de vardı bir trafik sorunu var Giresun'da. Evet. Ve son günlerde özellikle gurbetten gelenlerin de artırmış olduğu ki baş tacılar gelsinler başımızın üstünde yeri var. Onlar trafiği artırıyor diye bir şikayetçi değiliz ama artırmış olduğu bir trafik var. Trafik çok yorucu bir hale geldi. İstanbul trafiğini aratmıyor bence. Evet. Özellikle belli saatler 3'den 7'ye kadar. Ciddi bir trafik sorunu var bir. İkincisi bununla ilgili başkanımın düşüncesini almak isterim. İkincisi Giresun içerisindeki işletmelerin çıkma olan kısımlarının veranda şeklinde yapılan kısımlarının yıkılıp yıkılmayacağı, yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği konuşuluyor halk arasında. Bununla ilgili birinci ağız olarak sizden duymak isteriz. Bir de plajların tekrar düzenlenip şu anda plajların etrafında çok fazla plaj var ve çok da işletici var. Bu durumda belediyenin bir çalışma yapacağı şeklinde bir duyum geldi vatandaşlardan ve biz plaja giremiyoruz. Vatandaş olarak gireceğimiz yerler çok azaldı şeklinde bir ifade söylendi. Bununla ilgili belediyenin çalışmalarını da bunlar çünkü öncelikli olarak Aytekin Başkan'dan sorgulanan ve ondan ümit beklenen cevaplar hem esnaf açısından yani o işletmeleri kuran ve oradaki çalışan esnaf açısından hem de vatandaş açısından başlıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Kamil Bey. Öncelikle tabii şehrimizde gerçekten bir trafik problemi var. Şimdi biz bu trafik problemini şöyle orta vadede bu problemin çözülmesinin otoparklar olduğu kanaatindeydik. Bunu da zaten vatandaşımıza söylemiştik. Şimdi 4-5 noktada otoparkla alakalı çözüm önerilerimiz vardı bizim. Bunun şimdi biz altyapılarını devam ettiriyoruz. Böyle hemen işte yazışmalarıydı, izinleriydi, satın almaydı, kamulaştırmaydı vesaire gibi bir finanstı. Şimdi bu tarafları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu muhakkak, sürecimiz devam ediyor. Sihirli değnek yok. Ben tabii, o konuda yanlış anlamayayım. Yani bir anda hemen değiştirme şansımız yok ama biz şöyle düşündük. Dedik ki ya böyle kısa vadede ne yapabiliriz? Yani ne tür çözümler sunabiliriz? Şimdi bizim ana arterimiz olan valilikten yeni yola kadar o şeye kadar Sakarya Caddesi'ne kadar devam eden bölgede istedik ki buralarda mesela dolmuşçu arkadaşları duraklarında durduralım. Onların duraklarını biraz daha genişletelim. O durakları boş tutalım. Görevli arkadaşlar verelim. Ve burada dur kalkları bir kere kontrol altına alalım. Biz buradan dedik en az %30-%40 civarında bir o dur kalktan kaynaklanan o sıkıntıyı ortadan kaldırırız. Dolayısıyla %30-%40'lık trafikte bir rahatlama sağlarız hesabı yaptık. Şimdi onları
genişletiyoruz. Belki bu bir aylık süre içerisinde inşallah orayı faaliyete geçireceğiz. Yani bundan sonra dolmuşçu arkadaşlarla da bir araya geleceğiz. Diyeceğiz ki durakta duralım. Yani vatandaşımız o konuda da dolmuşçu arkadaşlara ısrarcı olmasınlar istiyoruz. Onların duraklarını da boş tutalım. Dolayısıyla dur kalk durumunda işte bir dakikalık durma arkaya doğru biliyorsunuz 5-10 dakikaya yarım saate çıkıyor. Bunlar hep bizim için birer trafik sıkıntısı halindeydi. Bu bizim kısa vadede çözümlerimizden birisi ama orta vadede otoparkla alakalı şeylerimiz devam ediyor. Bir de şehrimizin batçıkla alakalı biliyorsunuz bir talebimiz vardı. Onunla alakalı sürecimiz de devam ediyor. Bu çalışmamız da bir taraftan yürüyor. İstiyoruz ki şehrimizin genel anlamdaki trafik problemlerini çözelim. Ama bir taraftan da şimdi yeni yolların planlaması ve yeni yollar açılmasıyla alakalı biz hazırda olanları biliyorsunuz bunları sosyal medyadan da paylaşıyoruz. Belediyemiz bir taraftan hazır olanları yolları açıyoruz. Yani önceden altyapısı hukuki tarafı bitmiş olan kısımları açtık bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da planlamalar yapıyoruz. Mahalle aralarında efendim arka akslardan geçebilecek yeni tanjantlar gibi böyle planlamalar aşamasındayız. Tabii şehrimizdeki yeni trafik akslarını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu takdir edersiniz bir süreç. Yani bu süreç böyle 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bitecek bir süreç değil. Ama bunu en azından planlamasını düzgün yapıp birkaç senelik süre içerisinde insanımızın hizmetine sunmamız gerektiği yönde bir planlamamız var, çalışmamız var. İkinci olarak plajlar bölgesinden bahsetmiştik. Şimdi plajlar bölgesiyle alakalı doğrusu o bölgede biz bütün sahil kesiminin belediyemize devri için bir çalışma yürütüyoruz. Bunun hem özel idarede bünyesinde olan kısımlarla alakalı hem de milli emlakta olan kısımlarla alakalı taleplerimiz oldu idarelere. Buralardan gelen cevapları bekliyoruz bir taraftan ama bir taraftan doğru da haksız işgalleri yapılmaması yönünde ikazlarımızı yapıyoruz. Birimlerimiz çalışıyor bir taraftan. Çünkü plajlar hepimizin, söylediğiniz gibi halkımızın olsun. Biz düzenleyelim, temiz hale getirelim, vatandaş komple yararlansın. Efendim birçoğundan gerekirse bedelsiz yararlansın. Yani böyle bir... Bedel olsun ama bir temiz ve görüntü... Temiz ve görüntü güzel bir şey haline getirelim. Bizim zaten bunlar insanımıza sunduğumuz taahhütlerimizden arasındaydı. Dolayısıyla Doğu ve Batı bölgesinde ağırlıklı olmak üzere Aksu ve Teyerdüsü'nde bütün bölgelerde planlamalarımız devam ediyor. Çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Bir de şehrimizin genel olarak içerisinde işte Alparslan Caddesi'ndeki o yapılanmayla alakalı bize soru olarak da soruluyor bu. Şimdi biz Keşap durağıyla Bulancak durağı arasında bir sokak sağlıklaştırması projesini Çevre Bakanlığı ile birlikte yürütmeye başladık. İnşallah kısa süre içerisinde orada böyle hem esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde hem de insanlarımızın hoşuna gidecek, kötü görüntüyü de ortadan kaldıracak şekilde bir düzenleme içerisine gireceğiz. Bunu inşallah esnafımızla da bir araya geleceğiz. Onların da beğeneceği, hoşuna gideceği, insanlarımızın da halkımızın da hoşuna gideceği bir şekil olacak. Tek tip görüntü diyorsunuz anladım. Tek tip görüntü yani güzel bir görüntü olsun. Şehrimiz çünkü orası şehrimizin ilk karşılaşılan yüzlerinden birisi. O bölgeyi biraz şöyle bir elden geçirmemiz gerekiyor. Böyle bir de bir de başkanım hemen yakalamışken şeyi de söyleyeyim. Bu şehrin hemen karşısındaki limandaki bir şey var. Evet. Oraya yapılan depolar. Vallahi bu konuda çok spekülasyonlar yapılıyor. İşte en son hayvan geleceği, hayvan ihracatının buradan yapılacağı şeklinde. Tabii ki spekülasyondur muhakkak ama biz yine de başkanı bulmuşken soralım. Çünkü başkan bey ben toplantınıza katılmıştım. Orada çok net bir ifade kullandınız. Sanırım burada vallahi da aynı ben söyleyeyim şimdi Kamil Bey. Ben şimdi yine söylüyorum. 8-9 ay önceydi herhalde galiba. İlk bu konu gündeme geldiği zaman. Ben şimdi limanın bu şekilde kullanılmasına karşıyım demiştim. Şimdi de karşıyım. Yani kötü bir depolaşma var. Toz var, gürültü var. Şimdi şunu diyebiliriz. Liman çalışmasın mı kardeş? Ya liman çalışsın ama şimdi bizim limanımız şehrimizin merkezinde olan bir liman. Şimdi bunun formatına uygun bir şekilde çalıştıralım. Şehrimizin önünü kestirmeyelim. O kötü görüntüyü, o gürültüyü, o tozu toprağa da çekmeyelim vatandaş olarak. Şimdi böyle bir sistemi yürüttükten sonra şehrimizi yani ihanet etmiş oluyoruz.
Böyle bir yapıya ben kesinlikle karşıyım. Yani İyi de niye müdahale etmiyorsunuz diye soruyorlar. Müdahale, belediye bizim, anlamında belediyeyiz. Biz şey değiliz yani, biz şimdi bu görüşlerimizi, düşüncelerimizi de yukarıya yansıtıyoruz. Şimdi benim bu konudaki tavrımı, duruşumu herkes biliyor. İnsanlar, onun tabii, için söylüyorum. Yani, yani vatandaşımız da bilsin, ben geçmişte de bu konuda açıklama yaptım, şimdi de yapıyorum. Kesinlikle bu böyle bir sisteme karşıyız. Ha, çalışsın limanımız ama o bölgeye de uygun, formata uygun bir şekilde çalıştıralım. İnsanlarımız da yine ekmek kaposu olarak kullansın ama şehrimizin önünü kestirmeyelim. Toz gürültü çekmeyelim. Yani bu da hani de ki ya liman burası az çok ama böyle olmaz. Rahatsız edici olmaz. Tabii rahatsız edici olsun. Olmaz. Şimdi bunun dikkate alınması lazım diye düşünüyorum. Peki başkanım, biz yavaş yavaş gideceğiz. Zaten siz de böyle çat kapı aldık. Çayımız yarım kaldı. Şimdi başkan bu arada fındıktan çıktı. Bir ara verdiler. Yemek molası. Ondan sonra tekrar bahçeye girecekler. Aynı zamanda bizim dilimiz de kaytarmış olduk biz. Kaytardık. Bahçeden kaytarmış olduk. Ben neyse çok fazla sizi çalmayayım. Gitmeden önce zaman zaman eğer uygun görürseniz izleyicilerimiz hep Karadeniz'in özellikle Giresun'un köylerinden beldelerine, İl merkezinden ilçelerine kadar her tarafından izleyicilerimiz var ve sizi de merak ediyorlar. Evet. Zaman zaman sizlerle böyle gelişmeleri aktarmak isterim. Her zaman Kamil Bey, çünkü biz de biliyorsunuz Mavi Karadeniz'i Giresun'un televizyonu olarak biliyoruz biz. Yani tabii hepsi bizimdir, ulusal, öteki, biriki ama tabii Mavi Karadeniz'in de bizde ayrı bir yeri var. Giresunlu olduğu için sahiplerinden bir tanesi. Ondan dolayı Giresun'a çok fazla önem veriyor. Çünkü tüm Karadeniz'e hitap ediyor ama evet, Giresun'un birazcık daha torpili var gibi sanki. Evet. Şimdi böyle deyip de diğer illerin izleyici kitlesini de karşımıza almayalım. Nihayetinde ulusal bir televizyonsunuz ama sağ olsunlar bizden çok haber yapıyor olmanız bizi de memnun ediyor. Biz her zaman size kapımız açık biliyorsunuz ya. Çok sağ olun başkanım, onu biliyoruz, sağ olun. Burada zaman ayırmanız bile bizim için bir onurdur, şereftir. Gitmeden önce izleyicilerimiz sizi izliyor. Onlara, bütün Giresun sizi izliyor ve Türkiye ve Avrupa'daki Giresunlar sizi izliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Kamil Bey, bu akşam da tanıtımını yapacağız inşallah. Şimdi bir şehir var önümüzde. Bu şehir bizim Giresunluların doğup büyüdüğü, efendim yaşadığı, geçmişlerinin, ailelerinin, bundan sonra da planlayanlar için torunlarının yaşayacağı bir şehir. Çok güzel bir şehir. Doğasıyla, o havasıyla, deniziyle, yaylasıyla olağanüstü bir şehir. Şehrimize Giresun'da yaşayan, yaşamayan bütün Giresunlular olarak sahip çıkalım. Benim Şehrim Giresun adı altında bir kampanya başlatıyoruz şimdi. Bu akşam lansmanını, tanıtımını falan yapacağız. Ve istiyoruz ki Benim Şehrim Giresun'un adı altında Giresun'umuzla alakalı bütün Giresunluları şehrimizin tanıtımına, şehrimizin gelişimine, şehrimizdeki yaşam kalitesine katkıda bulunabilecek bir platform oluşturalım. Hep beraber kucaklaşalım, hep birlikte yürütelim ve şehrimizle alakalı inşallah bu Benim Şehrim Giresun formatı, sloganı adı altında bu şekilde yürütelim diyoruz. Bütün Giresunluları, bu şehirde yaşayan, yaşamayan, gurbetçilerimizi, herkesi, Kurban Bayramı da geliyor. Evet, tabii onu da unutmadan ben bütün izleyicilerimizin şimdiden Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim bizi nice nice böyle bayramlara eriştirsin diyorum hep beraber, hep birlikte. Ama şehrimizi bırakmasınlar. Gelin diyorsunuz, beraber yönetelim şehri, beraber yönetelim, fikirlerinizi anlatın. Şehrimizi yürütelim, şehrimize efendim çoluk çocuğunuza, torunlarınıza bu şehrin çocukları olduğunu da unutturmayın diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Zaman ayırdınız. Onurlandırdınız bizi. Efendim değerli başkanımız Aytekin Şenlikoğlu ile beraberdik ve kapanışı da başkanımla beraber yaptık. Zaman zaman böyle küçük sürprizlerimiz olacak ve şehrin emin kişilerin isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yeni yayın döneminde aşağıdaki yazan adreslerden bize ulaşıp fikirlerinizle ve yönlendirmelerinizle, davetlerinizle bizleri yönlendirip çalışmalarımıza sizler de katkı sağlamış olabilirsiniz ve beraber bir yayın yapmış olabiliriz. Belki sizin ilinizde, belki sizin ilçenizde ve belki sizin beldenizde bir sonraki yayını yapıyor olabiliriz. Bu haftalık hoşça kalın diyor. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Hoşça kalın.